Öncelikle herkese merhaba. Bugün yeni Adventure'ın nasıl montaj edildiğini göreceğiz. Bizim için gerekli olan anahtarlarımız sırasıyla 5 Allen anahtar, 2 tane, bir tane altılık Allen anahtar, 10 numara İngiliz anahtarı, 13 numara ve 12-13 bir tane de böyle yıldız tornavidaya ihtiyacımız var. Size gelen paket bu şekilde geliyor. Paketi yavaş yavaş açtığımızda göreceğimiz ilk şey bu halde. Çantamızı alıp bir kenarı koyuyoruz. Hüsamettin abi sen bana yardımcı olursan. Evet, bu şekilde alalım şimdi. Bayrak direğini kenarıya kaldırıyoruz. Ön maşa gördüğünüz gibi. Ön maşayı şöyle alalım. Bu şekilde. Arka maşa teker üzerinde bağlantılı olarak geliyor size. Üzerinde de bu şekilde bir civatası var. Gördüğünüz gibi. Şurada da ön maşada bir bağlantımız mevcut. Şimdi masanın üzerine bu mamutu aldığımız zaman şöyle bir alalım. Hüsamettin abi bana bir yardım et. Şöyle. Evet. Şimdi ilk olarak size ön maşanın nasıl takıldığını gösterelim. Ön maşanın takımından bir devam edelim Hüsamettin abi. Şöyle. Gayet basit aslında. Burada kullandığımız anahtarlar 12-13. 13 numara iki anahtarla iki başından bu şekilde açıyoruz. Somun ve rondeleyi söktükten sonra alüminyum pimi çıkartıp bu şekilde gelecek şekilde altı ve üstü delikleri ortalayıp bu şekilde uzun pimimizi üstten ve alttan bu şekilde geçiriyoruz. Bombe başlı anahtar şeyimiz somunumuz yukarıda kalıyor. Alt tarafta da somunla civatayı birleştirip rondele ile birlikte sıkacağız şimdi. Üst taraftan bu şekilde Hüsamettin abim tutuyor. Alt taraftan sıkıyor. Ön maşanın bağlantısı bu kadar. Bunu iyice sıktıktan emin olduktan sonra bu şekilde hareket edecek şekilde olacak. Durum bu şekilde. Hemen romorku arkaya doğru çevirip arka maşanın bağlantısında nasıl yapıldığını gösterelim. Yeni modelimizde biliyorsunuz artık böyle bir elastomerimiz var. Bu elastomer bizim normal sürüşlerdeki performansımızı yani öndeki titreşimleri arkaya, arkadaki titreşimleri öne vermesini engelleyecek şekilde tasarlandı. Yine aynı şekilde 12-13 anahtarla tutup 5 alyan altı. 5 alyanla 6 alyan ama galiba 6 alyan yukarıdan yine 12-13 ile bu şekilde söküyoruz. Arka maşa bağlantısını da size göstereyim. Üzerindeki 6 alyan kullanarak yine 12-13 anahtarla bunu açıp deliklerin geçeceği yere montajını yapacağız. Şu şekilde. Cıvatayı mevcut 8,5 delikten sokup karşıdan karşıya
bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Yine anahtarlarımızı kullanarak iyice bunu sıkmamız lazım. Ama öncesinde elastomeri nasıl takıyoruz? Maşayı yukarı doğru kaldırıp alttan elastomeri buraya yerleştirip üstten cıvatasını sonunu takmamız lazım. Alttan cıvatayı sokup delikten sonunla amortisör bağlantımız da bu şekilde. Üst amortisörü yaptık. Aşağıdan elastomeri bağladık. Şimdi mevcut somun ve cıvatayı sıkmamız gerekiyor. Alttaki elastomeri mümkün olduğunca sıkıp aşağı doğru çektirmemiz gerekiyor. Eğer aşağı doğru çektirmezsek bunu çok fazla yük yüklediğimizde yay tam görevini yaparken elastomerin de buna yardımcı olmasını bekliyoruz. O yüzden bu şekilde iyice sabitlememiz gerekiyor. Evet. Şu an bir de bayrak direğini gösterelim Hüsamettin abi. Nasıl bayrak direğini bağlıyoruz? Onu da gösterelim. Onun da çok küçük bir alyan anahtarı var. Şurada gördüğünüz gibi şunu gevşetip buradan direkt delikten sokuyoruz. Böylece montajımızı tamamlamış olduk. Burada gördüğünüz gibi mamutun montajını yapmak o kanı sanıldığı gibi o kadar zor da değil. Herkesin başarabileceği bir şey. Bizim sadece bu kadar bir zamanımız aldı. Umarım herkes nasıl montaj edebileceğini anlamıştır. İyi günler diliyorum. Bayrağı. Şöyle bir de bayrağı çekelim.